Ocağın biri. Yıl 1995, ocağın biri. O gün oynayan çocuklar susmuş. Gözyaşımız yağmur olmuş yağmış. Kimseler duymamış çığlıkları, gülmemiş konuşmamış. Nereden nasıl gelmişlerse yürekleri kara, elleri kandı. Bugün insan yerine konmuş iblisler. Baklarını silmişler köyümün. 10 gün sürmüş ocağın biri, bugün tüter ocağın bini. Hamzalı İlkokulu öğrencilerinden Mehmet Emin Çetin'in şehitlerimizle beraber adlı şiirini okumaya davet ediyorum. Çetinlerimle beraber bir hilal olup doğmuştum. Gökyüzünde ben yıldızlarla. 16 yaşımda aşık oldum insanlara, uygarlıklara, dünyaya. Yaşadığım bir vatan uğruna toprağa düşen her bedende. Alkanlardan oluşan güllerde filizlenir bedenim şehitlerimle. Duygu yüklü yağmurlar düşer üstüme, anaların gözlerinden akan sellerle. Binlerce kez parçalansam da yine koşar vatan için seve seve. Ermenisi, Yahudisi, papazı ile yıllarca soydular bizi para ile. Külümün elindeki lokmayı bile çaldılar vatanı satan cahillerle. Soykırımın dediler adına yapılanlara, soyumu kırmak için toprağıma. Anamın, bacımın, namusumun başına, kanmıyorum vatanıma göz koyan soysuzlara. Uyanmak için erken yoksa, geç mi kaldık adam uyansana. Tarih yine tekerrür ediyorsa, sen neden uyanıyorsun geçliğe hitabında? Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Diyarbakır Vali Yardımcımız Sayın Kürşat Gülerli'yi davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, kendileriyle birlikte bu ilçeye hizmet eden değerli mesai arkadaşları, kıymetli Hamzalılı vatandaşlarımız ve değerli şehit aileleri, bu tür programlarda konuşmak bizler için biraz zordur. Bir burukluk yaşarız hep. Ama bununla birlikte böyle bölgelere hizmet etmekten, bu bölgelerde görev yapmaktan da hep gurur duyarız. Bu gururu içimizde yaşarız. Ben Sayın Kaymakamımın yaşadığı bu gururu yakinen biliyorum. Aynı zamanda bir önceki görev yerim olan, daha doğrusu iki önceki görev yerim olan Tunceli Pertek ilçesinde de aynı bu ilçe gibi 12 vatandaşımızı terör örgütlerinin, teröristlerin katlettiği Sağman köyü vardı. Orada bu etkinlikleri kutlardık. Orada da hep böyle hüzünlü, buruk bir gurur yaşardık. Ben öncelikle hepinize tekrar başsağlığı diliyorum. Bu köye hizmet eden arkadaşlarımızın yaşadığı gururu Diyarbakır Vali Yardımcısı olarak yaşıyorum. Sayın Valimiz de bu programa katılmak istediler ancak sonradan çıkan bir program üzerine katılmadılar. Kaymakamımıza hitaben bir mesaj iletmemi istediler. Birazdan kendisine ileteceğim. Bu mesajda 20 yıl önce burada şehit olan vatandaşlarımızın bizim gurur kaynağımız olduğu ve devletimizin her zaman şehitlerimiz ve bu değerli köyü baş tacı edeceğini, sizlerin her zaman bu ülkenin kıymetli unsurları, değerleri olacağınızı bilmenizi istedi ve tekrar başsağlığını iletmemi kendisi talimat verdiler. Arkadaşlar, herkes kendisine yakışanı yapar. Bu lafı hep duyarız. Kimi aslan gibi devleti için bir duruş sergiler ve bunun bedeli olarak canını verir, toprağa düşer. Bu kendisine yakışandır. Kimi 7 aylık, 8 aylık kundaktaki bebeği katleder, gözü dönmüşçesine vicdansızca katleder, o da kendine yakışanı yapar. Bu köye gelen teröristler kendilerine yakışanı yaptılar. Alçakça masum insanları katlettiler. Ama bu köyün insanları kendisine yakışanı yaptı. Bayrağı, mukaddesi, namusu uğruna bu aziz devleti namusu bildi ve bunun bir bedelini ödedi. 23 tane değil mi Sayın Kaymakam? 23 tane insanını toprağa verdi. Hani şair diyor ya, bu vatan kimin? Aslında çok güzel şekilde ifade ediyor. Sıra dağlar gibi
toprağın altında duranlarındır. Bir gül bahçesine girercesine toprağın altına gidenlerdir. Onun için devletimizin her zaman sizin yanınızda olduğunu bilmenizi isteriz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Ama hepsinden ötesine vicdanımızla kendi adımıza konuşmak gerekirse bu güzel insanlara hizmet etmek de bizim adımıza şeref. Allah herkese böyle şerefler nasip etsin. Teşekkür ederim. Düne kadar en vakur ölümlere gidiyoruz. Bugün bütün millet ilçe müftüsü Sayın Hüseyin Hacı Fethahoğlu tarafından şehitlere dua okunacaktır. Arz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ishtara min al-mu'minin anfusahum ve amwalahum. Anfusahum ve amwalahum. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا ربي okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı niyet ve dualarımızın ve bir cümle tevbe ve istiğfarlarımızın kabulüne vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabın bir mislini Peygamber Efendimiz'in, hal ve ashabının, ezvac-ı tahiratında ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi asıl olan sevabın bir mislini bu duaya el-Akçı amin diye cemaatimizi bizlerin ahirete göçen bütün yakınlarının, yakınlarımızın ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabın bir mislini Seyyid-i Şühede Hazreti Ali Kerremallahu Vecre Radıyallahu Anh Efendimiz'in ve bu köyde hunharca katledilen, şehit edilen bütün şühedanın ruh ve makamlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi gönderdiğimiz hediyeleri onlara ikram eyle. Ya Rabbi onları bizden haberdar eyle. Ya Rabbi onların bize bıraktığı emanete sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi onların emanetine hıyanet edenlerden bizleri eyleme. Ya Rabbi dualarımızı Kabe'de, Muzdelife'de, Arafat'ta yapılan ve kabul olan dualar zümresine dahil eyle. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyyallah. Esselatu vesselam aleyke ya Rahmetellil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, bütün geçmişlerimizin ruhu için hassaten burada toplanmamıza vesile olan Hamzalı şühedasının ruhu için Allah rızası için Lillahi Teala'l-Fatiha'dan ma'assalâ ve rahmetullah.